acıktığınızı düşünüyorum. Evet. Ver bakalım. Gelsin dürümler. Gören de bakan var, konforu var zannediyor. Sen de yesene. Yavaş yavaş. Ayran içiyorsun. Kocaeli'nin bu meydanı 14 Mayıs'ı müjdeliyor. 14 Mayıs'ı. Hareketli olsun. Hadım kardeşlerim, size teşekkür ediyorum. Buyurun. Bir hatıra olsun mu beraber fotoğraf çekelim? Ay Allah'ım, sizden razı olsun. Üsküdar hazır mıyız? Sağ olasın Üsküdar, var olasın Üsküdar. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım diyor. İstikrarın, hizmetlerin, eserlerin Türkiye'si için 15 Mayıs'ta kaldığımız yerden hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Seçime günler kala siyasetçilerin 24 saatini gözlemlemeye, kameraların perde arkasını sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Bu kez masanın diğer tarafından Murat Kurum'un 24 saatini takip edeceğiz. Biraz sonra Sayın Bakan'la buluşacağız, aracına bineceğiz ve gün boyu gerçekleştireceği programları takip edeceğiz. Hem sahadaki vatandaşla diyaloglarını hem diğer programlarının perde önünü ve perde arkasını Adem Metan YouTube ekibi olarak sizlere aktaracağız. Evet, Sayın Kurum'la buluşmamıza bu kadar mesafe kaldı. Gel gidelim. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun Sayın Bakanım, siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyiyiz. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Vallahi hiç sorma ya. Dinlenebiliyor musunuz? Gördüğüm kadarıyla hayır. Dinlenemiyoruz. Ben çıkacağız yani. Ama siz TOGG'u sevdiniz ya. Çok güzel araba. Sen sürdün mü? Dün bir video, yok sürmedim. Dün bir videonuzu izledim, çok heyecanlanmıştınız ya. Şey dedim ya, bak. Kimse beklemiyordu böyle bir konfor, kalite. Ya benim gördüğüm şu, vatandaşların inanılmaz bir ilgisi var ya. Sizin videoları falan da takip ediyorum. Gittiğiniz yerlerde vatandaşlar... Tamam, size de çok yoğun bilgi var ama aracı da var ya. TOGG yarışıyor. Bizle mi? Ya insana gurur duyuyor. Yani sonuçta kendi ülkesinin aracı yapılmış, yerli, milli. Bence çok başarılı bir proje. Siz şimdi bir yandan tarihi seçimde önemli bir kampanya yürütüyorsunuz. Bir yandan deprem bölgesindeki konutları takip ediyorsunuz. Bir yandan geceyi çok geç bitiriyorsunuz. Evet. Bu hayat şüphesiz ki çok zor. Bana kolay diyebilecek hiç kimse yoktur. Hemen en başta şeyi sormak istiyorum. Böyle bir şey tabii ki mümkün değil ama eğer en başa dönebilseydiniz tekrardan böyle bir hayatı tercih eder miydiniz? Yani şöyle, yaptığım işten gurur duyuyorum. O işleri bitirdiğimizde, projelerimizi yaptığımızda, insanlarımızı mutlu ettiğimizde ayrı bir mutluluk alıyorsunuz yani, gurur duyuyorsunuz. İnsanların en zor gününde gidip orada onlarla bir arada olmak, onların acısına ortak olmak, el ele verip yeni hayatın resmini çizip o resmi inşa etmek ayrı bir mutluluk. Zor mu? Zor. Meşakkat değil, meşakkat değil. Fedakarlık gerekiyor mu? Gerekiyor ama işin sonunda bir taraftan böyle milli duyguların kabarıyor. Diyorsun ki ülkeme hizmet ediyorum. Ülkemi daha iyi şartlara getirebilmek için, vatandaşım daha iyi yaşasın, daha iyi şartlarda yaşasın diye bir mücadele veriyorsun. O bir gurur veriyor bir kere. Sonuçta onlara hizmet ediyorsunuz. O da herkese nasip olmaz yani. Yani
Onu yapıyorsunuz. Ülkeni hem burada hem yurt dışında temsil ediyorsun. O anlamda gurur verici bir mesleğimiz Siz var. Siz yeniden tercih ederdiniz herhalde bu yolu. Ben şöyle pek boş oturmayı sevmem. Yani evde otursam evi süpürürüm. Yani evi toparlarım. Yani düzeni severim. Biraz tabii şeyi yoruyor bizi. Yani benim bu kişiliğimden dolayı yani ben kafama takarım. Yani gideyim o işi sorunu problemi çözeyim. O biraz beni yoruyor. Ama biraz da bence başarı da varsa eğer oradan geliyor. O zaman sizinle çalışmak zor. Evet. Gece müdürleri kaçta arayacağınız belli olmaz yani. Tabii ben gece gündüz şey yaparım yani. Hani o işi takip ederim. Çünkü ya öyle bir bakanlığa geldik mesela. Ya bakıyorsun her gün bir şey geliyor, tamam mı, ilk zaman. Yani o biri işte geliyor bir şey istiyor. Diyor ki işte köyümüzün şunu yok, efendim ilçenin şunu yok falan. Sonra baktım ki ya. Yani bir şey yapıyorsun mesela 100 tane bir talep geliyor. 90'ını yapıyorsun. 70'ini yapıyorsun. İşte 50'sini yapıyorsun. Her gün talep geliyor. Yağıyor. Ondan sonra dedim ki ben şey, bu böyle hani olmaz. Ne yapalım? Yani bir kere biz bir sistem kuralım. Hani takip sistemi. Böyle bir takip sistemi kurduk. 20 bin tane talep gelmiş bize. 20 bin. Bu 20 bin talebin 18 bini de gerçekleştirmiş. 18. Yani bu az bir rakam değil. Çok büyük bir oran. Çok büyük bir oran. Bir de bunlardan yani 6 ayda biten var, 1 yılda biten var değil mi? 2 yılda biten var hemen tabii, böyle. Tabii. İmza yattın bitmek gibi. Burada da mesela. Yani işte kaç gündür buradayız. 25 gündür falan. Hemen ne gelmiş talep? Arkadaşlar yani sisteme giriyorum. Akşama ona ilişkin bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Buradan geçer miyiz? Vallahi benim bildiğim Murat Kurum geçeriz. Siz eleştiriye açık biri misinizdir? Kısmen. yani, eleştiriye mi bakarım diyorsunuz yani? Yani şöyle dinlerim. Herkes dinlerim. Yani mesela bir iş yapacak kendi arkadaşları dinleriz. Onların fikirlerini, önerilerini alırım. Bu orada buna göre hani herkesin kolektif akıllı. Evet talebi doğrultusunda ortak akılla hareket ederiz. Zaten artık birbirimizi tanıdık. O ne ister ben ne isterim. Onu da artık biliyoruz. Millet Bahçesi çalışmaları nasıl gidiyor Atatürk Havalimanı'ndaki? 8'inde ayın 8'inde açacağız ilk etapını. Yani. Evet, ilk etapını açıyoruz. Ya orada da yani İstanbul'a yakışacak böyle gençliğin İstanbul'u diyoruz. Biz o gençliğin İstanbul'unda. İnşallah böyle pırıl pırıl gençlerimiz özgüvenli, yetenekli, kendine güvenen gençlerimiz orada aileleriyle birlikte vakit geçirecek. Etkinlikler yapabilecekler. Sizin telefonunuz hiç kapanıyor mu? Yok. Telefonum değiştiriyor yani. Bak bura fikir tabii. Giderken işte bunları görüyorsun. Evet. Görünce de diyorsun ki biz işlerimizi yapıyoruz, bitiriyoruz. İnsanları mutlu edeceğiz. Burası da çok problemli bir yerdi. Tabii. Yani bakın şu kulübün işleri görüyorsun değil mi? Yani bunların hepsi burada sorun var biliyorsunuz. Böyle kulübün işleri falan görünce, çalışan insanları görünce heyecanlanıyor musun? Oo. Çok severim ben şantiyeyi. Yani şantiyede o havası, kokusu, oradaki toz, toprak, yani beton, onun sesi. Otururum saatlerce o iş makinesini kazı yaparken seyredebilirim yani. Ama Türkiye'de zaten öyle bir alışkanlık var biliyorsun değil mi? İnsanlar YouTube'dan açıyorlar, izliyorlar yani. Kazı yaparken. Aynen. Hatta İstanbul'da bir yerde görmüştüm ben. Kazı izleme alanı diye bir yer yapmışlardı ya. Vallahi alanı kapatmışlardı böyle. Delikler bırakmışlar oradan kazı izleme alanı diye. İstanbul'daydı herhalde ya, öyle hatırlıyorum yani. Siz hiç kullandınız mı böyle bir merak falan uyandırdınız? Kullandım.
O da çok keyifli. Tabii kazı yükleyici kullandım, ekskavatörü kullandım. Çok çok zevkli yani kullanmak. Hani oyuncağını alırsın ya eskiden. Aynen. Alırsın onu kumla orada. Bak şimdi nereye gidiyoruz? İstanbul'u finansın merkezi yapacak. Ben geçen onun videosunu paylaştım, ışıkları yanıyor diye. İstanbul finans merkezine gidiyoruz. Siz o videomu gördünüz mü benim? Bakar mısınız? Burası bu cephesi Ayasofya'yı selamlıyor. Burada bir avlu var. Ve Selçuklu Osmanlı mimarisinin günümüz Türk mimarisi motifleriyle bezendiği. Avlu dediğiniz yer Ayasofya'ya mı bakıyor buna? Evet, bakın şu avlu. Onu çizerken de planlarken de o zaman proje firması, tasarım firması bu tamamen orayı selamlıyor. Öbürü de Anadolu'yu. İki avlulu geçişler var burada. Ha, bu normal bir oraya göre bir mimari değil aslında, çevresine göre bir mimari yapın. Bu ilke söyleniyor yani şu anda. Tabii yani şey görüyor musun bak işlemeleri, nakışları, kapıları. Belki bir yüksek bina ama yani yüksek binanın modernize edilmiş hali. Motorla dolaşınca da ilgi yoğun oluyor. Fotoğraf çekiyor lan. Arabayı vuracak. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Maşallah. Bu mesela nasıl gidiyor bu? İşte bu bütün senin yorgunluğun, efendim ailenden uzaklığın, her şeyi unutturuyor. Bu mu yani bizim vitaminimiz, ilacımız, motivasyonumuz? Çünkü insanlar seviyorsa eğer sana sarılıyor, kucaklıyor. Ve onlar için bir şey yaptığını görüyorsun. Onları mutlu ettiğini görüyorsun. En kıymetlisi bu yani. Biz gelişimize Kocaeli'nin güzel insanlarıyla gurur duyuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Değerli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, umudu, genç kardeşlerim, sizlerin şahsında Kocaeli'nin güzel insanlarını sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kocaeli'nin bu meydanı 14 Mayıs'ı müjdeliyor. 14 Mayıs'ı! Allah sizlerden razı olsun. Türkiye yüzyılı için, Kocaeli'nin yüzyılı için tarihi bir gün. Hazır mıyız? İnşallah tarihe geçecek. Kocaeli'mizi, Körfez'imizi, Marmara'mızı daha güzel hale, daha temiz hale getirecek projemiz. Kocaeli'mize, tüm kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Ve hep birlikte Kocaeli Körfez'imizdeki çamur temizliğini, dip çamuru temizliğini, doğa ve çevre seferberliğini buradan başlatıyorum. Ya Allah, bismillah, hayırlı olsun. Allah'ın izniyle biz 14 Mayıs'ta ilk turda rekor oyla destek alacağız. Yarısı bizden, kampanyamıza milletimiz büyük bir teveccüh gösterecek. Ve dalga dalga inşallah İstanbul'un 39 mahallesinde, 963 mahallesinde İstanbul'umuzu güçlü hale getireceğiz, dirençli hale getireceğiz. Ve göreceksiniz 21 yıldır bizim yaptığımızı, eserlerimizi milletimiz görüyor, biliyor ve
bu teveccühü Sayın Cumhurbaşkanımıza 14 Haziran'da en yüksek noktada verecek. Ve ilk turda yani o işte bazı anketçiler ikinciye kalır, yok efendim şöyle olur şöyle olur. İlk turda rekor bir destekle alacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Önceden şöyle bir şey vardı. Hani ben 90 metrekare vereyim, 120 metrekare alayım falan bir algı vardı. Fakat bu son depremden sonra insanlar kentsel dönüşüme inanılmaz önem veriyorlar. Hatta, ne diyorsun ya? Hatta kendileri başvuruyorlar belediyelere, yerel yönetimlere falan. Niye kapatıyorsun ya? Ya açık gaz ha, pardon. Şimdi bu seçimlerde şunu göreceğiz. Anne baba çocukları mı ikna edecek, çocuklar anne babayı mı ikna edecek? Evet. Aynen onu göreceğiz. Ama sizin gençlerle diyaloglarınız iyi. İyi, güzel. Seviyoruz onları ya. Zaten bütün mücadelemiz gençlerimiz için. Yani onlara daha iyi bir gelecek sunabilmek için. Şey çok önemli bir şey ya. Sizi siyaseten desteklemese de saygı duyuyor olması kıymetli bir şey ya. Evet, so. Ya bir insan derler ya, tanıyacaksan yol arkadaşlığı yapacaksın. Yani yolculuk yapacaksın. Bir de insanın yani hani seni sevebilir. Niye sever? Bir, seninle beraber çalışıyordur. Maaşını veriyordur. Hani saygılıyordur ama sana. Maaşını senden aldığı için saygılıyordur. Ekmek parasını kazandığı için saygılıyordur. Ama en önemlisi sevdiği için saygılıyordur. Ve en değerlisi. En değerlisi o. Korkuyla yani, saygı olmaz evet, yani. Evet, korkuyla saygı olmaz. O yüzden bizi sevmeleri bizim hakkımıza da güzel bir durum. Hep siyasi olarak görüyoruz ya sizi. Ben mesela sizi hiç balık tutarken görmedim mesela. Öyle bir vaktiniz de yok gerçi de. Aslında balık tutmayı bir kere heveslendik. Çocuklarla olta aldık. Gittik işte o kurşunu murşunu var ya. Onları aldık. Tutamadın öyle. Çengelköy'e gittik. Tabii atmayı bilmiyorum. Dedik kafasını gözünü yarasın. Ondan sonra attık ama hiçbir şey yok. Oradan öğrendik. Ondan sonra onunla beceremedik. Şey var orada, kefaller var galiba yani, boğazda. Var. Ekmeği atıyorsun. Ona gelirler. Ona geliyor ya. Hangi vakitte gittiğiniz de önemli tabii. Lüfer de olabilir. Bazen lüfer dönemi de iyi, bereketli geçiyor. O kefalleri, o da normalde şey olta, ne o? At çek yapıyorsun, misineyle. Ha, misineyle. O kolay. Ha, görüyorsun balığı, atıyorsun. Hemen çekince alabiliyorsun. Öbürünü bekliyorsun, bir şey yok. Atmak sorun. Onu hissedeceksin, titriyecek. Titrediği zaman hemen çekeceksin falan. Ama yani isterdim balık tutmak. Yeşil bir çile olsun, masmavi bir çile olsun ve hepimizin, herkesin mutlu bir şekilde yaşadığı, kadınlarımızın her türlü imkana eriştiği, gençlerimizin hak sahibi olduğu çileyi sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Kadınlarımız İstanbul'u, gençlerin İstanbul'u için yollara düşen AK Parti İstanbul Milletvekili adayımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kuru. Şimdiye geldik, muhabbet bulduk, kardeşlik bulduk, dostluk bulduk. Ben bizim ağrınıza bastığınız için, bizi kardeşinizden ayırmadığınız için tüm Şileli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum. Ben de bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak, İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olarak
ve muradınız olarak sizin ne zaman ihtiyacınız varsa, vatandaşımızın bizden ne talebi varsa o talebi yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Size biz dualarla yanınızdayız, onu bilesiniz. Ve bunlar sandığın dibinde kalacak. Niye? Niye biliyor musun? Niyesi? PKK'yla işbirliği yaparsan bu millet sana oy vermez. Bunları sandığın dibine gömeceğiz. İnşallah, inşallah. Buna hep beraber yaşayacağız. Abone güzel bir belediye başkanımız var. Güzel de bir bakanımız var. Sözümüz yere gelmez be. Senden de. Acıktığınızı düşünüyorum. Evet. Ver bakalım. Gelsin dilimle. Kaç dakika şey? Biraz yavaş. Sizin anladığım kadarıyla hep böyle öğünler arabada geçiyor galiba. Evet, evet. Yani bazen işte arabada ne bulursak onu yiyoruz. Ayran, mayran. Gören de bakan var, konforu var zannediyor. Değil mi? Ya dışarıdan bazı şeyler çok kolay geliyor ya aslında. Ben şimdi yemin ediyorum, hani bana lütfen şey yapmayın. Sabahtan bu yana koşturmanın içerisindeyim. Ben muhtemelen yarın dinlenerek geçireceğim yani. Ya dünya çünkü çok zor yani ikinci bir günü tekrar şey yapması. Her gün böyle bir. Yani her gün böyle bir de deprem bölgesi vardı yani. Evet, 55 gün orada durduk oradan. Ya bir de psikolojik olarak halletmen gereken işler var. Halletmediği zaman karşına gelen adamlar var sürekli. Onlar yardım etsin ya. Bu peki işte döner, Adana falan bu her gün değişiyor mu böyle arabada? Yoksa size mi? Yok, ne bilirsin. Ne verirlerse. Yani bir beslenme şeyi, tercihi. Ne o gittiğimiz yerde ne bulursa onu yiyoruz. Sen de yesene. Yavaş yavaş. Ayran içiyoruz değil mi? Şurada hemen bir sıkıcı da var. Bu kaydı silme. Bu kaydı silme. Ya şimdi böyle bakıyorum sağda inanılmaz bir sevgi var size karşı. Zaten insanlar görüyorlar yani hani sosyal medyada falan da. İnsanlar farklı yakıştırmalar da yapıyor. İstanbul'un abisi diyor işte, öbürü diyor ki Murat Baba diyor, öbürü Kara Murat diyor falan böyle. Yani herkes kendine yakın gördüğü bir biçimde evet, isim koyuyor. Dile getiriyor, tamam mı? Ha belli ki insanlar sizi sahiplenmişler yani bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu nefsi olarak insanı çok zorlayan bir şeydir aslında değil mi ya? Zorluyor mu ya da yani? Yok, yani mutlu oluyorsunuz yani. O diyor Murat'ım diyor, Allah razı olsun diyor, iyi ki geldin diyor, seni görmek için yolda indim diyor mesela. Ne güzel ya yani. Sabah gezerken kaza yapıyorduk ya işte. Yani adam arabayı tokun üzerine sürdü. O duyguyu geçirebildiysek, onların gözünde takdir edebileceği bir insan olabildiysek ne mutlu bize. Siz tabii hiç böyle bir yaz tatili planı falan da yapamıyorsunuz. Yok. Neyse bir orkinosu yapacağız sizin. Orkinosu yapacağız. Şu işleri bir geçelim. Şu işleri bir geçsin. Kaç şimdi, kilo yakalayacağız? 250. Ya 250 belki o gün vurmayabilir ama 150'nin üzerinde yakalarız ya. Yani. Öyle mi? Tamam. Size çektireceğim o balayı. O ne kadar şey ediyor maddi olarak da? Baya pahalıdır o ya. Şöyle Türkiye'de orkinosların restoranlarda satışı yasak. Mesela siz Türkiye'de bir restoranda gittiğinizde bir orkinos sipariş verdiğinizde onu bulamayabilirsiniz. Niye? Kendisi yakalamamışsa. Çünkü biz yakaladığımız orkinosu bir restoranta satamıyoruz. Ancak kendimiz yiyoruz.
Çünkü bu yurt dışı ihracatı falan var ya, onun belirli kuralları var. Türkiye'deki balıkçılar onlara dokunmasınlar falan diye. İki, eti en pahalı balıklardan bir tanesi. Aslında bir boğa eti gibi falan yani. Kırmızı et gibi. Evet. Şeyi de fiyatı da Türkiye'de Japonya'ya kilosu 70 euro falan. Şey bir balık yani. Yani kimler çıkıyor orada? Bir sürü tanıdık isim var. Şimdi isimlerini vermeyeyim de biz mesela Okinos'a çıkıyoruz. Çok tanınmış televizyon yıldızları, sanatçılar, stand-upçılar, bir sürü isimler var yani. Bu balık işi biraz şey ya. Biraz farklı bir şeyi var. Farklı bir fanatizmi var ya. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Gökyüzünde ve ötesinde yerli ve milli teknolojinin mimarlarından yüz akımız, gururumuz, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Lideri Sayın Selçuk Bayraktar'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Hani insansal araçlarımızda slogan olarak diyoruz ya, köklerden göklere. Bir anlamda o güçlü köklere dayanıp ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarını oluşturacak genç kardeşlerimizi yetiştirmeyi hayal ettim. AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayımız, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sizlerle ne zaman bir araya gelsek, şu anda olduğu gibi bizi heyecan basıyor. İçimiz emin olun kıpır kıpır oluyor. Çünkü burada gençliğimizi görünce, geleceğimizi görünce umut doluyoruz, enerji doluyoruz. Büyük bir keyif alıyoruz. Sağ olasın Üsküdar, var olasın Üsküdar. Sabretin her zaman daim olsun Sultanbeyli. Sevdan her zaman daim olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Söyledi bana biraz bir şey verecek. 24 saatlik yayının biraz secret bölümlerindeyiz. Tamam, biz gidiyoruz. Siz aşağıdasınız. He, aşağıya merhaba demiyor musun? Ha, gidiyorsunuz. Şimdi bir toplantı vardı son, artık buradan SKM toplantısına girecek. Biz tabii ki toplantının bitişini bekleyeceğiz ama sonrasında herkes evli evine, köylü köyüne gidecek. Arkadaşlar bugün Sayın Murat Kurum'un 24 saatine eşlik ettik. Takribi 17-18. Saatteyiz. Biz sabah biraz yatabiliriz ama onlar sabahın erken saatlerinde yeniden çalışmaya başlayacaklar. Sayın Bakan'dan son birkaç ifadeyi almak istiyoruz. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ben açıklama mı yapacağım şimdi? Sayın Bakanım, şimdi biz sizin 24 saatinizi bugün kayıt altına aldık. Herhalde 17-18. Saatinde girdik şu anda. Bir gününüzü bizimle geçirdiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu belgeseli belki de yıllar sonra tekrar izleyeceğiz. Evet. Son olarak sizler neler söylemek istersiniz? 14 Mayıs'a çok az zaman kaldı. Ve işte 14 Mayıs'ta projeler, eserler yarışacak. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkemiz için, ülkemizin 81'i için, 85 milyon vatandaşımız için gece gündüz tüm ekibiyle birlikte mücadele veriyor. Ve inşallah 15 Mayıs sabahı milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana teveccühünü gösterecek, rekor oyla destekleyecek ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne 15 Mayıs sabahıyla başlamış olacağız. Biz bunu sahada görüyoruz. Siz de bugün gördünüz. Gerçekten büyük bir coşku var, büyük bir teveccüh var, büyük bir sevgi var.
İnşallah bu sevgiye biz de 21 yıldır koşturarak, milletimize hizmet ederek göstermeye, karşılık vermeye çalıştık. Aynı anlayışla çalışacağız, aynı anlayışla koşturacağız. Hepimizin, herkesin İstanbul'u için, gençlerin İstanbul'u için, hepimizin huzur içerisinde yaşayacağı Türkiye için, istikrarın, hizmetlerin, eserlerin Türkiye'si için 15 Mayıs'ta kaldığımız yerden hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler de biz bayağı bugün, yorulduk bugün. Evet, bizimle birlikte sağ olun. Yoldaşlık yaptın, arkadaşlık yaptınız. İnşallah bu emeklerimiz, çabalarımız milletimize hizmet yolunda devam edecek. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim tabii daha gece devam ediyor. Şehir Belediye toplantısına katılacaksınız. Evet. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Her şey için. Herkese selam söylüyoruz. Orkinos tutmaya gideceğiz. Orkinos'a gideceğiz. Tamam. O 170 kiloluk balığı alacağız. 170 kiloluk balığı inşallah. İnşallah alırız. Yani Orkinos'un dışında da inşallah yine bir araya geleceğiz. İnşallah. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sizinle bir gün geçirmek çok keyifli değil mi? Eyvallah, sağ olasın. Buyurun siz önden. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben aşağıdaki toplantıya geçiyorum. Allah yardım etsin. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olasın. Arkadaşlar Murat Kurum programlarında devam ediyor. Şimdi yoğun bir şekilde TKM toplantısına gidecek. Biz de toplantının bitimini bekleyeceğiz ve sonrasında programı bitireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Yeni bir 24 saatte görüşmek üzere.